Günaydın, haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 8.55 yaptık. Ajans bugüne vakit kaybetmeden başlıyoruz efendim. Sıcak haberlerle Afyonkarahisar'da yolda otobüs şarampole devrildi. Yoldan çıkarak da tarlaya girdi. Yolcu otobüsünde 30 kişi yaralı. Kaza gece saatlerinde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşandı. İddiaya göre şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak Sandıklı, Sinanpaşa ve Afyonkarahisar devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın vardı. Sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Antalya'dan geliyor bu görüntüler ekranlarınıza. Organize Sanayi Bölgesi'nden bir fabrika burası. Fabrikada çıkan yangın sonucunda yoğun bir dumanın yükseldiği görünüyor görüntülerde. Yine o noktadan az sonra ilerleyen dakikalarda son durumu da alıyor oluruz. Sabah saatlerinde çıktı bu yangın. Müdahale içinde olay yerinde çok sayıda ekip var. Bu arada bir son dakika gelişmesi de ekranlara yansıyor. Onu da seslendirmiş olalım. Yıldırım Altı Kara Cehennem operasyonu başladı. Operasyonda 700 personel görev alıyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Görüntülerin altını bir kez daha çizelim. Hemen sabah saatlerinde çıkan bu yangın Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıktı. Peki bu görüntüleri ekranlara Antalya'dan taşıdık. Şimdi Akdeniz'in nabzına bakacağız. Türk sondaj gemilerinin faaliyet yürüttüğü bölgede hangi gelişmeler yaşanıyor? Muhabir arkadaşım Vural Efecik her gün olduğu gibi bugün son durumu bize aktaracak. Peki Vural'a sonra gideceğimizi söyler arkadaşlarım bana. O zaman Vural hazırlanana kadar siyasetin gündemine de bakalım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası kameraların karşısına geçti. Gündemi değerlendirdi. Çelik, Amerika'nın başkan adaylarından Joe Biden'ın sözlerini ele aldı. Biden'ın sözlerini darbecilik olarak nitelendirdi. Amerika üzerinden iktidarı eleştiren CHP siyasetini ise sert bir dille eleştirdi. Başkan yardımcılığı yapmış birisi olarak bu yaptığı açıklama tabii ki diplomatik nezaketten ve bir devlet adamlığı nosyonundan tamamen uzak. Aslında Türkiye'ye geldiği zaman verdiği mesajlar çok daha farklıydı. Tabii bunlar ne derse desin bunun adı darbeciliktir. Bu darbecilik peşinde koşanların da yaptıkları her zaman ellerinde kalır. Ama şunu unutmasınlar ki Türkiye ne bir sömürge ülkesidir ne de herhangi bir devlettir. Türk milleti demokrasiye olan bağlılığını büyük bedeller ödeyerek göstermiştir. Bünyemizi sağlam tutacağız, demokrasimizi sağlam tutacağız ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi burada tabii CHP'den bazı eleştiriler geliyor. Bu eleştiriler çerçevesinde şunu hatırlatmak gerekiyor. Önemli olan bir darbe ile ilgili bir söz ortaya çıktığı zaman, Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanını hedef alan bir söz ortaya çıktığı zaman şunun bilinmesi gerekir. Türkiye'nin seçilmiş yönetimini ve seçilmiş cumhurbaşkanını hedef alan her söz, biz onu darbe yoluyla götüreceğiz ya da dış müdahale yoluyla götüreceğiz diyen her söz milletimizin iradesine karşı husumet besleyen bir tavırdır. Dolayısıyla buna demokrasiye inanan, demokrat olan herkesin en güçlü tavrı vermesi gerekir. Bu tavır ortaya koyulurken cümleye bir ama eklendiğinde o cümlenin tamamı boşa çıkar. Samsun'da bir tırın dorsesinde seyahat eden 120 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı. Göçmenler geniş güvenlik önlemlerinin altında spor salonuna götürüldü. Tır dorsesinde 120 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan tır Samsun Tekeköy'deki polis kontrol noktasında durduruldu. Dorse'de havasız kalan göçmenlerin brandaları yırttıkları görüldü. Bazıları ise baygınlık geçirdi. 120 kişiden oluşan yabancı göçmenler bu tırın dorsesine bindiler. Tırın dorsesinde hava alabilecekleri, nefes alabilecekleri hiçbir yer yoktu. Saatlerce yapılan yolculuğun ardından Samsun'daki polis noktasında tespit edildi ve şu an itibariyle işlemler yapılıyor. Araçtan indirilen ve sıcaktan bunaldıkları gözlenen göçmenlere polis su verdi. Ağrı Doğu Beyazıt'tan yola çıkan tır saatlerce yolculuk yaptılar ve sıcaktan bunalan, adeta nefes alamayan mülteciler an itibariyle Samsun'daki kontrol noktasında sağlık kontrolünden de geçirilecek. $800 verdik. $800 nereye gideceksiniz? İstanbul'a gideceğiz. Ne yapacaksınız İstanbul'da? Çalışacağımız, ekmek parasını tapacağımız ya abi. Kaçmaya çalışan bazı göçmenlerse polis tarafından yakalandı. Göçmenler geniş güvenlik önlemleri altında spor salonuna götürüldü. Konya'da tedavi gören AK Parti Çumra Belediye Başkanı Halit Oflas yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle vefat etti. Konya'da yeni tip COVID-19 tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflas yaşamını yitirdi. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde COVID-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflas müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. Oflas hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Boğaz ağrısı şikayetimle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testim pozitif çıktı. Allah'a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Evli ve 4 çocuk babası Oflas 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti. Allah'tan rahmet dileyelim. 46 yaşında çok da genç bir insan. İşte koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu gösteren maalesef bir gelişmeydi bu. Şimdi bu son dakika bilgisiyle ilgili daha fazla detay alalım. Yıldırım Altı Kara Cehennem operasyonu başlamış durumda. Biliyorsunuz hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen operasyonlar son dönemde oldukça arttı ve örgüt de artık bu durumda çok zor durumda kaldı. Çünkü çözülmeler başladı. Son olarak Bingöl kırsalında başlatıldığına yönelik operasyonun bir bilgi var. 700 personel de katılıyor. Muhabir arkadaşım Mert Hacı Alioğlu bizi bekliyor. Mert, nedir operasyonun detayları? Cansın Helvacı operasyonun detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaşmış durumda. Bingöl kırsalında gerçekleştiriyor operasyon. Bingöl merkezin 18 kilometre kuzey doğusunda gerçekleştiriliyor operasyon. Bakmış olduğumuzda, notlarıma bakıyorum, Orta Çanak ve Kızılağaç bölgelisi diye geçmekte olan kırsal bir alanda gerçekleştiriliyor. Bu operasyona şu an itibariyle toplam 700 personel katılmış durumda. Bunun içerisinde oldukça özel eğitimli askerlerin olduğunu söyleyelim. Yıldırım Altı Kara Cehennem operasyonu, daha önce 1, 2, 3, 4, 5'e kadar bu operasyonlar çeşitli noktalarda gerçekleştirilmişti. Bu operasyonlar kapsamında da toplam 22 terörist şu ana kadar etkisiz hale getirilmişti. Hem sınırlarımız ötesinde hem sınırlarımız içerisinde operasyonlar devam etmekte. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye içerisinde bulunan PKK terör örgütüne bağlı terörist sayısının 400'ün altına düştüğünü ifade etmişti özellikle. Bu hususta içeride terörü bitirmek adına oldukça önemli bir hamle olarak dikkat çekmekte. Bingöl İl Jandarma ekipleri de şu an itibariyle operasyona katılmış durumda. Operasyona katılan timleri paylaşmak gerekirse ki toplam 5 tabur ve 47 tim bu operasyonda görev yapıyor. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan toplam 700 personel şu anda Bingöl merkezin 18 kilometre kuzeydoğusunda bulunan kırsal alanda terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarını devam ediyor. Geride bırakmış olduğumuz 5 operasyonda 22 terörist etkisiz hale getirildi dedik. Bu kapsamda 31 mağara, sığınakta yine depo olarak kullanmış olduğu teröristlerin noktada imha edilmiş durumdaydı. İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu operasyonla inançlı ve kararlı bir şekilde operasyonlarımız halkımızın desteğiyle devam edecektir mesajı vermiş durumda. Toplam 700 personel oldukça büyük bir rakam bu aslında. Bölgede, kırsal alanda teröristlere karşı şu an itibariyle operasyon gerçekleştiriyor. çalışıyor. 5 tabur ve 47 tim bölgede çalışmalarını devam ettiriyor. Tabii ki onlara havadan da destek geldiğini ifade edelim. Bölgede yine helikopterler de faaliyetlerine devam ediyor. İlerleyen günlerde veya saatlerde bu operasyonda etkisiz hale getirilen terörist ya da ele geçirilen ya da imha edilen mağara ve sığınaklara yönelik İçişleri Bakanlığı yine bilgi notu paylaşacaktır. Biz de bu detayları bu ekranlardan paylaşmayı sürdüreceğiz Cansın Helvacı. Peki Mert'e teşekkür ederim. Kolaylıklar dileyelim. Gerçekleşen operasyonun detayları İçişleri Bakanlığı'nca açıklandı. Detaylar böyleydi. Türkiye'nin gündemi hala Amerikan Başkan adayı Joe Biden'ın 8 ay önce verdiği röportajın yankıları. Biden o açıklamada onları daha cesur davranmaya itersek Erdoğan'ı yenebilirler demiş ve muhalefeti işaret etmişti. Bu açıklamanın ardından gözler CHP kadar HDP'yi de aradı. Zira HDP meclise girdiği günden bugüne Türkiye aleyhine her şeye destek verdi. Barış Pınarı Harekatı. Daha 6 gün oldu bu işgal girişimi. Sözde Ermeni soykırımı savunuculuğu. Bu ateş hepimizi yakar arkadaşlar. Terörist cenazelerine taziye. Mesele diye deyip geçiremeyiz, operasyon da diyemeyiz. Ve daha nicesi. Onları daha cesur davranmaya itersek Erdoğan'ı yenebilirler. ABD Başkan adayı Joe Biden'ın 8 ay önce verdiği röportajın gündeme gelmesinin ardından gözler her fırsatta Türkiye karşıtlığı değirmenine su taşıyan HDP'ye çevrildi. HDP, Biden'ın sözlerini geçiştirmekle yetindi. 8 ay önce olduğuna dikkat çekti ancak ABD'ye bir tepki göstermedi. Aslında HDP meclise girdiği günden beri Türkiye karşıtlığıyla akıllarda kaldı. Bunlardan öne çıkanlardan ilki, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları için meclisten tezkere yetkisi istemesi sırasında yaşandı. HDP'liler, Irak ve Suriye tezkerelerine hayır dedi. Suriye'deki terör devleti oluşturma planına izin vermeyen Barış Pınarı Harekatı'na da karşı çıktı HDP. Hazırlanmış olan başkanlık tezkeresine destek vermiyoruz. Bu aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in tanımına göre bir soykırım girişimidir. ABD Senatosu'nun Ermeni soykırımı kararını ortak bildiriyle kınadı ve reddetti. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları. HDP ise kınama kararına hayır oyu verdiğini açıkladı. Terörist cenazelerine de giden HDP, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemine sahip olmasını da istemedi. Siyasi iktidar halkın kaynaklarını savaş araç ve gereçlerine harcamaktadır. HDP her fırsatta Türkiye'yi ABD ve Avrupa'ya şikayet etmekten de geri durmadı. Libya tezkeresine dahi karşı çıktı. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyacak olmasına engel olmaya çalıştı. Tüm bunlar ortadayken Biden'ın açıklamaları CHP'nin yanı sıra HDP'yi de işaret ediyor. Onları daha cesur davranmaya itersek Erdoğan'ı yenebilirler. Şimdi bir diğer yandan da yine CHP başlığında başka bir konu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül çıkışı. Siyasetin yeni tartışma konusu biliyorsunuz son günlerde. Parti içinden yoğun tepki alan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İYİ Parti'den de karşılık geldi. Abdullah Gül'ün ortak aday olma ihtimalini değerlendiren İYİ Parti Grup Başkan Vekili Dervişoğlu, İYİ Parti buna kendisi karar verir yorumunu yaptı. İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Mehmet Ali Çelebi, gözümde nokta kadar değeri yok. Barış Yarkadaş, herkesten oy alacak çatı aday formülü beyhude bir çaba. Dursun Çiçek, kimse Gül'ü CHP seçmenine dayatamaz. Ali Özgündüz, Gül'ün CHP tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilme imkanı yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin kurduğu ve içinde Abdullah Gül geçen cümle partiyi tam anlamıyla karıştırdı. Eski yeni tüm CHP'liler ayaktaydı. Tepkiler son 24 saatte de devam etti. Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, Abdullah Gül'ün olası adaylığını siyasi hata sözleriyle yorumladı. CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı aday olmak yerine CHP dışından AKP treninden inenleri CHP seçmenine bizim adayımız olarak dayatamaz. Bu konuda yapılacak siyasi bir hata, 100 yıllık CHP için en karanlık ihanet olmaz mı? Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir başka isim de Ali Özgündüz. Eski CHP milletvekili Özgündüz'e göre Gül'ün adaylığının imkanı yok. Parti içinden eleştiri bombardımanına tutulan CHP Genel Başkanı'nın Abdullah Gül çıkışı ortağı İYİ Parti ile de aralarını açacak gibi. Gündemimizde olan bir konu değil efendim. Yapay gündemlerle meşgul olmuyoruz İYİ Parti olarak. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu, Abdullah Gül'ün ortak aday gösterilmesine önce gündemimizde yok cevabı verse de ısrarlı sorular üzerine İYİ Parti buna kendisi karar verir dedi. Türkiye'nin gündeminde çok kısa bir takvim içerisinde gerçekleştirilecek bir seçim var ise bu değerlendirmeye açıktır ama İYİ Parti bu tür konuları yetkili organlarında konuştuktan sonra karara bağlar. CHP'nin tepe yönetimi ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin sessizliğini koruyor. CHP sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısında konuya girmemek için soru almamayı tercih etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirdi. Mevkidaşı ile ikili ilişkilerin görüşüldüğü toplantının ardından Çavuşoğlu Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ikili işbirliğini görüşmek ve anlaşmalar imzalamak üzere Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı başkent Caracas'ta mevkidaşı ile görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye ve Venezuela arasında kültür, arşivler ve Türk kürsüsü konularında 4 anlaşmaya imza atıldı. Toplantıda Türk halkının her zaman Venezuela'nın yanında olduğunun altı çizildi. Bakan Çavuşoğlu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile de bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Maduro'ya olan Türkiye daveti de görüşmede Mevlüt Çavuşoğlu tarafından iletildi. Şimdi Akdeniz'de yaşananlara bakacağız. O noktaya uzanacağız. Türk sondaj gemilerinin faaliyet yürüttüğü bölgede hangi gelişmeler yaşanıyor? Muhabir arkadaşım Vural Efecik bizi bekleyen isim. Vural, günaydın. Bugün neler yaşanıyor o noktada, var mı yeni bir gelişme? Günaydınlar, iyi yayınlar diliyoruz. Yeni gelişme, kıyıya baktığımızda hafta ortasında durumun bugün itibariyle sakin olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Oruç Reis ve Yavuz'un ardından sondaj gemisi Kanuni'de Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor. Mersin limanında bakım ve güncelleştirme işlemleri için bakıma alınan Kanuni için çalışmalarda sona gelindiğini söyleyebiliriz. İncekum'da NATO limanında demir halindeki gemi görev yerine gitmek için son hazırlıklarını yapıyor. Türkiye yeni bir Navtex ilan etmiş. 18 Ağustos 15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs Adası'nın güneybatısında sondaj çalışmaları yapacağını duyurmuştu. İşte Doğu Akdeniz'deki çalışmaları Yavuz gemisi gerçekleştirecek. Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey de gemileri destek için sahada olacak. Belirlenen sahalarda bir aya yakın doğalgaz ve petrolün izi sürülecek. Sondaj faaliyetinin 15 Eylül'de sona ermesi hedefleniyor. Daha önce Türkiye Doğu Akdeniz'de Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler için Navtex ilan etmişti. Sismik çalışmaların yapılacağı Navtex'in 23 tarihine kadar geçerli olduğunu belirtelim. Evet, savaş gemileri donanma açısından biraz daha değerlendirecek olursak Doğu Akdeniz'de şu anda donanmamız faaliyetlerini tüm hızıyla gerçekleştiriyor. Bir taraftan sismik araştırma ve sondaj çalışmaları gerçekleştirirken diğer taraftan da donanmamız tam kadro olarak Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini devam ettiriyor diyerek sözü şimdilik buradan merkeze bırakalım. Teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Son durum böyleydi. Suriye'nin Deyrizor kentinde Rus konvoyunun geçişi esnasında yol kenarındaki el yapım patlayıcı infilak etti. Patlamada bir Rus tümgeneral öldü. 3 Rus askeri de yaralandı. Suriye'de yol kenarındaki el yapımı patlayıcılar patladı. Rus ordusundan bir tümgeneral öldü, 3 asker de yaralandı. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada Suriye'nin Deyrizor kentinde Rus konvoyunun geçtiği yolun kenarındaki el yapımı patlayıcıların infilak ettiği duyuruldu. Patlamada bir Rus tümgeneralin öldüğü, 3 askeri uzmanın da yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada tümgeneral rütbesinde bir askeri uzman aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifadelerine yer verildi. Şimdi bu görüntüler başkentten gelecek ekranlara. Trafik kazası görüntüleri, seyir halindeki otomobil kontrolden çıkıyor ve bir dükkanın içerisine giriyor. Neyse ki o anda o noktada kimse yok. Her şey bir anda oldu. O kadar hızlıydı ki güvenlik kameralarına yansıyan kaza anını fark edebilmek bile kolay olmadı. Görüntüler başkentte kayda geçti. Ulus yönüne giden bir otomobil Altındağ'da bir anda kontrolden çıktı ve hızla yol kenarında bulunan bambu malzemesi satan dükkana daldı. Otomobil sürücüsü şanslıydı. Bu feci kazadan yara almadan kurtuldu. O sırada dükkanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Hurdaya dönen otomobil çekiciyle kaldırılırken dükkanda maddi hasar meydana geldi. Antalya'da eşiyle barışan kadın kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bir süredir ayrı yaşayan çiftin yaklaşık bir hafta önce kızlarının düğünü için barıştığı öğrenildi. Kızının mutluluğu için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadın cinayeti bu kez Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Dudu Çağan, kızının düğünü için eşiyle barıştı. Çağan yaklaşık bir hafta önce barıştı. Eşi Metin Çağan'la bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Bunun üzerine eşini bıçaklayan adam olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler kadını kanlar içinde ölü halde buldu. Yapılan incelemenin ardından Çağan'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürülürken polis ekipleri kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sağlık çalışanları darp edildi. Bir hastanede pandemi kurallarını hiçe sayan iki zanlı önce güvenlik görevlisini ardından da hastane başhekimini darp etti. Pandemi konusunda uyarıda bulunan başhekim ve güvenlik görevlisini darp ettiler. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir hastaneye giden iki saldırgan, görevlilerin uyarılarına tepki gösterdi, tartışma kavgaya dönüştü. Hastanede uygulanan Covid-19 önlemlerine uymayan iki kişi hastaneye geldi. Öncelikle güvenlik görevlisinin kolunu kırdı. Ardından da hastanenin başhekimine saldırdılar ve başhekiminin de burnunu kırdılar. Bu kuralın kendine söylenmesine sinirlenip dışarıdan adam toplayarak 5-6 kişiyle beraber elinde demir sopalarla önce güvenlik görevlisi personelimize saldırıyorlar ve omuzunun çıkmasına ve çeşitli yerlerinden darbeler almasına sebep oluyorlar. Daha sonra biz olaya müdahale ettik ve Yaskoto ekibi olarak şahısları dışarıya çıkartmaya çalıştık. Şahıslar bize tekrar saldırdı. Bu süreç içinde de benim burnum bir noktasından kırıldı. Hastane içinde ve dışında dakikalar süren kavga sonucunda yaralanan çalışanlar tedaviye alındı. Şu anda güvenlik görevlimizin omuzu ameliyatta yerine yerleştirildi. 20 gün istirahatli. Ben de 3 gün istirahatliyim. Bugün bu protesto için buradayım. Sağlık çalışanları olay sonrası hastane önünde toplanıp saldırıya tepki gösterdi. Yapılan soruşturmanın ardından ifadeleri alınan iki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı dedik. Geride bıraktığımız dakikalarda görüntülerde taşıdık ekrana o noktadan. Sabah saatlerinde çıktı yangın. Müdahale için olay yerine çok sayıda ekiple sevk edilmiş durumda. Bölgeden son bilgileri alacağız. DEHA muhabiri Süleyman Ekin telefon attığımızda. Süleyman Bey günaydın. Nedir son durum? Kontrol altına alınabildi mi? Neden çıkmış yangın belli mi? Günaydın. Yangının çıktığı yer Antalya Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde soğuk hava deposu üreten bir fabrikada çıktı. Takriben saat 8-15 sularında çıktığı düşünülüyor. Yangının neden çıktığı belli değil henüz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri şu anda yangına müdahale ediyor. Aynı zamanda şu anda helikopter de geldi. Evet, o da yukarıdan müdahale ediyor. Yangın şu anda devam ediyor. Süleyman Ekin'e teşekkür edelim. DEHA muhabiri Antalya'daki yangınla ilgili son durumu aktardı. Bize yangının devam ettiğini söyledi. Şimdi Bursa'dan bir haber var sırada. Bursa'da durakta bekleyen bir yolcu önünden geçen minibüs kendisine almayınca öfkelendi. Bir arkadaşını yanına aldı. o minibüsü takip etti, önünü kesti. Sonrasında da şoförü ve içinde yolculuk yapan bir bekçiyi darp ettiler. Yolu kesip minibüs şoförü ve bekçiyi darp ettiler. Yer Bursa. İki kişi iddiaya göre durakta durmadığı için araçlarıyla minibüsün önünü kesti. Ne oldu? Hiçbir durakta niye kaldı? Nerede durdun? Görmedim ben. İkili tehditler savurup şoförü darp etti. Araçta yolculuk eden bekçi araya girmeye çalıştı ama o da saldırıya uğradı. Nerede polis? Bekçisin lan, bekçisin. Tamam. Senin de kafanı gözü kırmıyor. Kameraya çekiyorum ha. Kameraya çekiyorum. Minibüs şoförü kamera kaydıyla polise gidip şikayetçi oldu. İki saldırgan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. İstanbul Esenyurt'ta iki taksi durağının çalışanları arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada bir taksici hayatını kaybetti. Taksi durağı çalışanlar arasında kavga çıktı, silahlar konuştu. Bir taksici hayatını kaybetti. Olayın adresi İstanbul Esenyurt. İki taksi durağının çalışanları arasında anlaşmazlık çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri silahına sarıldı, ateş etti. Bir taksici vücuduna isabet eden mermiler sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 14 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden taksicinin meslektaşları eylem yaptı. Olayı protesto eden taksiciler yolu kapatmak istedi ancak polis müdahale etti. Bir kişinin gözaltına alındığı eylem kısa bir süre sonra son buldu. Şimdi İstanbul Esenyurt'tan bir haber var sırada. Husumetli olan iki aile arasında nişan atma sebebiyle kavga çıktı. Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı. Bir kişi gözaltında. Polis şimdi diğer saldırganların peşinde. Nişan atma yüzünden kavga çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Olay akşam saatlerinde Battal Gazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden nişan atma yüzünden husumetli olan iki aile kız evinin önünde tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü. Silahlı çatışmaya döndü. 2 kişi yaralandı. O anlarda mahalleli büyük panik yaşadı. Çatışma kısa süre sonra tekrar alevlendi. Erkek tarafı Küçükçekmece'deki kız evinin önüne gelip etrafa kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu kız tarafından bir kişiyle yoldan geçen 3 kişi kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak aralarından bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken polis şimdi diğer saldırganların peşinde. İstanbul Güngören'de minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle minibüs yan yattı. Araçta bulunan 9 kişi için mahalleli seferber oldu. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıyor. Minibüs yan yattı. Çevredekiler yardım için seferber oldu. İstanbul Güngören'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 9 kişi olan minibüs yan yattı. Yan yatan minibüs park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazayı gören mahalleli hemen yardıma koştu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 6 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Araçta sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Trafiğe kapatılan sokak araçların çekilmesiyle eski haline döndü. Görüntüler Adıyaman'dan maalesef. Küçük bir çocuğu yolcu otobüsünün direksiyonunun başında görüyoruz görüntülerde. Elbette yürekleri ağza getirdi. İşte detaylar. Görüntü Adıyaman'dan. 10 yaşındaki çocuk otobüsün direksiyonuna geçti, yol aldı. Araçta aralarında kaptanların da olduğu 5 kişi vardı. O anlar şaşkınlığa neden oldu. 10 yaşındaki çocuğun kaza yapması an meselesiydi ama kimse aldırış etmedi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepkilere neden oldu. O büyükleri bir de marif etmiş gibi görüntüleri kaydetmişler. Yüzler gülüyor. Muhtemelen aferin sana diye de küçücük çocuğu desteklediler de. Tabii onunla birlikte seyir halinde olmaları da bunun kanıtı. Şimdi devam edeceğiz. İstanbul Beşiktaş'ta yapımına aylar önce başlanan yol bakım çalışmaları bir türlü tamamlanamadı. Durum böyle olunca hem semt sakinleri hem de esnaf isyan etmiş durumda. İstanbul Beşiktaş'ta aylardır süren altyapı ve yol yapım çalışmaları hem esnafı hem de ilçe sakinlerini bezdirdi. İlçenin en hareketli 2 caddesinde başlayan çalışmalar nedeniyle cadde ve çevresi tamamen kapandı. İlçe sakinleri iş makineleri arasında zorlukla yürümeye çalıştı. Kapanan yol sebebiyle ise uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikten bir yere gidemiyoruz ki, yol kapalı. Şimdi müşteriye gideceğim, gidemiyorum. Motorlu kuryeler de kaldırımda giderek kazaya davetiye çıkardı. Biz de çok zorlanıyoruz zaten. Bir de kaldırımdan gidiyoruz. Ondan dolayı da millet çok sıkıntı çekiyor. Esnaf da aylardır süren ve bir türlü bitmek bilmeyen çalışmalardan şikayetçi. Etkilenmez miyiz? İçeri girin, her taraf toz toprak. İnsanların geçişi azalıyor, işleri etkilemez mi? Her türlü etkiliyor. Yani yolun başından sonuna kadar, pandemi dönemin başından beri devam ediyor. 2 ayda beri sifti yok. Yani müşteri gelemiyor, duramıyor, eşyasını bırakamıyor, sipariş alamıyoruz. Kredi kartı kullanımı ile ilgili emsal bir karar var. Karara göre banka tüketiciye müzakere etmeden kart aidatı alamayacak. Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek. Peki bu nasıl olacak? Detayları konuşacağız. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu bizi bekleyen isim. Aydın Bey günaydın. Hoş geldiniz yayına. Günaydın Cansun Hanım. Herkese hayırlı sabahlar, sağlıklı günler. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi haberin biz detayını paylaştık ama zaten bu kart aidatları son dönemlerde nasıl alacağız, geriye dönük aidatları nasıl alacağız diye konuşurken bu kez emsal niteliğinde bir karar var. Peki bu müzakere nasıl olacak? Ne demek istiyor bu karar bize? Cansun Hanım, önce müsaade ederseniz çok kısa şunu bahsedeyim. Ben 3 gün kadar önce on binlerce tüketicinin internetten alışveriş yaptığı ünlü bir teknoloji firmasının malları götürüp göndermemesi üzerine gelen şikayetleri değerlendirmek için oraya gittiğimde içeri çağırdılar ve bize bodyguardlarla saldırdılar. Kanal D muhabiri İbrahim Konar'la kameraman Volkan yaralandı. Ben de onların arasına girince biraz hırpalandım. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu sağ olsun cep telefonumdan arayarak geçmiş olsun dili de olaya el koydu ama savcılık o 2 saldırganı serbest bırakmış. 10 binlerce mağdur var. Sesimin çatlaklığı için lütfen hoşgörülü olun. Konumuza döndüğümde bakın olay şöyle gelişti. Bir meslektaşımız maaş aldığı bankayı işvereni değiştirince o bankadan bir kart aidatı sürpriziyle karşılaşıyor. Bilinçli olduğu için de tüketici hakem heyetine taşıyor. Tüketici hakem heyeti garip bir kararla reddediyor talebi. Yani aidatın alınabileceğine hükmediyor. Bunu mahkemeye taşıdı meslektaşımız, gazeteci kardeşimiz. Ve mahkeme şöyle bir karar verdi. Bizim tüketici kanununda bir 5. madde var. Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar. Diyor ki hakim, tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Dolayısıyla bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez. Bu şu demek efendim, aidat ödemezsen ben de senin kartını kapatırım. Yok böyle bir şey. Satıştan kaçınamaz. Hı. Aidat ödemek istemiyorsa tüketici ödemeyecektir. Şimdi bazı kesimlerin şöyle bir savı var. Hangi tüketici aidat ödemek ister? Hiçbir tüketici aidat ödemek istemez. Ama bankalar elbette ısrarla bunu almak ister. Peki bankanın aidatı alması gerektiği bir durum söz konusu mu? Tam tersine. Tüketici kanunumuz 28 Mayıs 2014'te yeni olarak yürürlüğe girdi. Hı hı. O yeni tüketici kanunumuz 31. maddesinin 3. fıkrasında elimde şu an tutuyorum. Diyor ki kart çıkaran kuruluşlar yani bankalar tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır. Hı hı. Demek ki aidatsız kart sundular mı sunmadılar mı buraya bir bakalım. İkincisi yargıç kararında diyor ki BDDK'nın 3 Ekim 2014'te yayınladığı bankaların tahsil edebilecekleri ücretler arasında kredi kartı ücretinin de bulunması bunun müzakere edilmeden tek taraflı alınabileceği anlamını taşımaz. Hı hı. Dolayısıyla tüketicilerimiz 10 yıl geriye dönük ödemiş oldukları aidatları iadesi yönünde talepte bulunabilirler. Peki. Ama benim tavsiyem hiç beklemeden bankalarına bana aidatsız kart ver diye başvursunlar. Hı hı. Şayet o banka vermiyorsa başka bankada vermiyorsa ve hepsi aynı şekilde aralarında anlaşmış gibi işte aidat kart veririz ama taksit yapmayız, hı hı, puan vermeyiz diyorsa rekabet kanunun 4. maddesine aykırılıktan rekabet kurumuna şikayet edilirse ciddi yaptırımlarla karşıya kalabilirler. Peki. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Bizi bilgilendirdiğiniz için. Aydın Ağaoğlu bizimle birlikteydi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı. Kendisini uğurlayalım. Önemli bir gelişmeydi. Hakkımızı nasıl arayacağımızı da öğrenmiş olduk böylelikle. Araç satmakta olanların dikkat etmesi gereken bir haber var şimdi sırada. Satılık veya kiralık araçlar yeni düzenlemeye göre kaldırıma ve kapatacak şekilde yola çıkarsa eğer yani park ederse neler olacağıyla ilgili. İkinci el araç satışına yönelik düzenlemede dikkat çeken bir detay var. Satılık ve kiralık araçların yol ve kaldırım işgali sona eriyor. Belediyeyi de aradım bu konuda. İşte gereken yapılacak falan dendi ama 2-3 sene önce de belediye aramıştım. Yeni değil yani bu mevzu. Senelerdir böyle. Değişen hiçbir şey yok. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre araç alım satımıyla uğraşanlar yol ve kaldırım gibi kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanları teşhir alanı olarak kullanamayacak. Yeni düzenlemeye göre galeride olsa kiralık veya satılık araçlar kaldırım, yol gibi kamunun kullanılacağı yerlere park edilemeyecek. Aksi durumda 2000 liralık ceza uygulanacak. 1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlaması beklenen değişiklik kapsamında gerekli olan denetimlerse Ticaret Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri tarafından yapılacak. Özellikle bu Sarıyer'de, Tarabya'da çok var böyle şikayet ediyoruz ama hiç ilgilenen yok. Uzmanlara göre kanunun 18. maddesinde bu kurala uymayanlara 2000 Türk lirası ceza verileceğinin de ifade edilmesi uygulamadaki kararlılığı vurguluyor. İstanbul Beyoğlu'nda yapımı devam eden Taksim Camii'nin inşaatında ilerleme tüm hızıyla sürüyor. Son olarak şerefelerin tamamlanmasıyla birlikte örtülerin kaldırılmasıyla minare tamamen ortaya çıkmış durumda. O noktaya bir uzanalım, son durumu öğrenelim. Hemen Çağdaş Şenlik bizi bekliyor. Çağdaş Evren Şenlik muhabir arkadaşım. Çağdaş hemen ardında aslında hemen hemen artık cami dışarıdan bitmiş gibi görünüyor. Ne zaman ibadete açılması planlanıyor? Ne son durum? Seni dinleyelim. Yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlandı. İnşaatında senin de belirttiğin üzere artık sonuna doğru yaklaşıldı. Şimdi ben ekranlarınızdan çekileyim. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt Taksim Camii'nin genel görüntüsünü sizlerle paylaşsın. Bir yandan detayları da anlatmaya devam edelim. Sorularınızı cevaplayalım. Öncelikle mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii biraz önce de belirttiğim gibi artık tamamlanmak üzere ve inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla da devam ediyor. 2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları takılmış durumda. 61 metre yüksekliğindeki iki minarelerin şerefeleri de tamamlanıp örtülerin kaldırılmasıyla artık tamamen ortaya çıkmış durumda. 2482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden cami %95 oranında tamamlandı. Cami ibadete açıldıktan sonra Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik kiliselerine komşu olacak ve aynı anda 2575 kişi namaz kılabilecek. Taksim Camii'nin minare yüksekliği belirttiğim gibi 61 metre ve şu an artık tamamen o minarelerde ortaya çıkmış durumda. Aslında bu yükseklik özellikle çevredeki diğer din yapılarının yüksekliğine dikkate alınarak projelendirildi ve projede yer altında 3 katlı otoparkında bulunduğunu ifade edelim. Aynı anda 165 araç bu noktada park edebilecek. Tabii yapıda ayrıca konferans ve sergi salonları da yer alacak. Ve sorunuzu da cevaplayalım. Taksim Camii'nin bu yıl içinde ibadete açılması planlanıyor. Bizler şu an Taksim Camii'ni ekranlarınıza taşıdık. Detaylar tabii bu yönde. Belirttiğim gibi cami bu yıl ibadete açılması bekleniyor ve 2575 kişi aynı anda Taksim Camii'nde namaz kılabilecek deyip sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılar deniz dibine kadar indi. Dalgıçlar tarafından fark edilen beton duvar nedeniyle kıyı şeridinin şekli değiştirerek suni plajlar yapıldığı belirlendi. Denize sürekli kum dolgusu yapılıyor. Tabii oranın normal şartlarına uymadığı için de bu kum zamanla dağılıyor. Bu sefer bunları dağıtmamak için denizde duvarlar örülmeye başlandı. Kaçak yapıyla suni plajlar yaptılar. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılar deniz dibine kadar indi. Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası'nda suyun altındaki beton duvarların uzunluğunu gören dalgıçlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Eğer buna bir dur denmezse, önlem alınmazsa yakında kıyılarımız bir felaket haline gelecek. Duvar denizin metrelerce dibine beton bloklar yerleştirilerek yapıldı. Dışarıdan gelme kumlar seriliyor. Oradaki dip yapısını da öldürüyoruz. Belli bir süre sonra zaten bataklık haline gelecek. Denizdeki beton blokların sahile kaçak dökülen kumun deniz dalgasıyla gitmemesi için yapıldığı belirlendi. İşte bazen bakıyorsunuz deniz dibinde önce kum tutucu duvar diye yapılıyor. İşte arkasından o duvar yükseliyor, içi dolgu oluyor, onun önüne bir duvar daha örülüyor. Doğal güzelliğiyle tatilcilerin uğrak yerlerinden olan Edirne'nin Saros Körfezi bölgeye atılan atıklar nedeniyle çöplüğe dönmüş durumda. Çevreye kötü koku ve görüntü oluşturan çöp yığınları suda bulunan hayvanları da elbette tehdit ediyor. Saklı Cennet İtalyan koyu tatilcilerin bıraktığı atıklarla çöplüğe döndü. Edirne'nin Saros Körfezi, günübirlik gelen tatilcilerin bıraktığı çöpler, Saklı Cennet olarak bilinen koyda çöp yığını oluşturdu. İtalyan koyu içindeki gölete atılan çöpler, su canlılarının hayatını tehdit ediyor. Deniz ve kumsalın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar atıklardan oluşan kötü koku ve görüntüden rahatsız. İtalyan koyu İtalyan çöplüğüne dönmüş durumda burada. Tokat'ta yürekleri ısıtan bir dayanışma örneği kayda geçti. Sebze yüklü kamyonetten yola saçılan 4 kasa dolusu fasulye diğer sürücüler tarafından el birliğiyle toplandı. Araca geri yüklendi. O anlarda ise güvenlik kamerası kayıttaydı. Fasulyeler yola saçıldı. Saçılan fasulyeler el birliğiyle yeniden toplandı. İç ısıtan dayanışma görüntülerinin adresi Tokat. Meyve ve sebze yüklü kamyonet kavşağa döndüğü sırada fasulye yüklü kasalarda yola saçıldı. Durumu fark eden diğer sürücüler yola saçılan fasulyelerin ezilmemesi için önce trafiği durdurdu. Ardından yardımsever insanlar dökülen fasulyeleri imece usulüyle yeniden kamyona yükledi. O anlarsa mobese kameraları tarafından an be an görüntülendi. Fasulyelerin kamyonete yüklenmesinin ardından trafik akışı kaldığı yerden devam etti. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 33 yıl önce kooperatif kuran vatandaş bir arsa üzerine 140 dairelik site inşa etmeye karar verdi. Ancak arsa sahibi inşaatın tamamlanmasının ardından anlaşmayı feshederek inşa edilen siteyi yıkmak istedi. Taraflar arasında anlaşmazlıksa tam 33 yıldır yılan hikayesine dönmüş durumda. Evden çıkarırlarsa gidecek yerimiz yok. Emekli maaşı var eşim sadece. Vicdana gelsin. Bu insanları evsiz bırakmasın. Bu sıkıntıdan, bu yaşanan yargı sürecinden dolayı sıkıntıdan kanser hastası oldu. Site sakinleriyle arazi sahibi arasında yılan hikayesine dönen bir dava, tarafların anlaşamaması nedeniyle 33 yıldır çözüm bekliyor. İzmir'in Narlıdere ilçesinde başlarını sokabilecek bir ev hayaliyle kooperatif kuran vatandaş, bir arsa üzerine 5 bloktan oluşan ve 140 dairelik bir site inşa etmeye karar verdi. Çalışmalar 33 yıl önce başladı. Ancak inşaatın tamamlanmasının ardından sıra daireleri paylaşmaya gelince arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında anlaşmazlık yaşanmaya başladı. 33 yıldan bu yana yüzlerce dava görüldü. Arsa sahibiyle olan anlaşmazlık yüzünden davalar sonuçlanmadı. Site sakinlerinin şu anda tek isteği bu davaların sonuçlanması ve tapularının kendilerine verilmesi. Biz Cumhurbaşkanımızdan bu adaletsizliğin önüne geçeceğine inanıyoruz. Ben buraya girdiğim zaman 24 yaşındaydım. Şu anda yaşım 62. Arsa sahibi İrfan Sağlam o günden beri sözleşmeyi feshetmek için site sakinlerine karşı hukuk mücadelesi veriyor. Sağlam site sakinlerini evlerinden çıkararak siteyi yıkmak istiyor. 140 daire bittikten sonra kooperatif üyeleri 40 daireyi de arsa sahibine vermek istedi. Fakat bu görmüş olduğunuz daireleri arsa sahibi almadı. İşte bu daireler tam 33 yıldır çürümeye terk edildi. 87 yılında %30 kat karşılığı sözleşme imzalamışız. Evet. Ve burada da bu yer askeri istimlak sahasında olduğu için buraya imar alma şartında üstlenmişiz. Hı. Burası ne zaman imara açıldı? 89 yılında imara açıldı. Bu sefer baktık ki arsa sahibi buranın rantı yükselmeye başladı. Ondan sonra bizim sözleşmeyi feshetmeye kalktı. Bu görüntüler İstanbul'dan Türkiye'deki bir firma tarafından sipariş edilen Bell 430 tipi helikopter gemiyle İstanbul Avcılar'daki ambar limanına getirildikten sonra adrese teslim edilmek üzere yola çıkıyor ve tırla taşınıyor. O ilginç görüntüler kayda geçiyor. Vatandaşlar da gördükleri zaman elbette tırın üzerindeki bu helikopteri ilgi gösterdiler. Bu görüntünün ardından şimdi Adıyaman'dan da bir görüntü taşıyacağız ekrana. Sıcaktan bunalan çocuklar soluğu baraj göletinde aldılar. Tabii eğlenmeye de doyamadılar ama tehlikeyi de hatırlatmakta fayda var. Kepçe atlama parkuru oldu. Çocuklar doyasıya eğlendi. Yarımız güzeldir işte, yüzüyoruz. Adıyaman'da hava sıcaklığı 40 dereceyi geçince serinlemek isteyenler soluğu baraj göletinde aldı. Sıcak hava, suya giriyoruz. Eğleniyoruz kısacası. Bölgede bir de kepçe operatörü vardı. Çevre düzenlemesi için çalışıyordu. Yeter! Kaldır. Operatör çocukları etrafına topladı. Sonra da kepçeyi onlar için atlama parkuruna dönüştürdü. Ay canım. Aslında yapılanlar keyifli olduğu kadar tehlikeliydi de. Geride bu görüntüler kaldı. köpeğini gezdiren bir adamın başına komşusunun kedisi düştü. 23 gün boyunca hastanede kalan talihsiz adam fizik tedaviye ve boyunluk takmaya devam ediyor. Bu ilginç anlar Çin'de kayda geçti. Çin'de bir adam köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmıştı. Evinin önünde yürüyen adamın kafasına bir anda komşusunun kedisi düştü. Gao Fenghua isimli adam kedinin kafasına düşmesi üzerine yere yığıldı. Talihsiz adam 23 gün hastanede tedavi gördü. Şaşkına dönen köpek ise sahibinin kafasına düşen kediyle dalaştı. Kedinin sahibi görüntüleri görene kadar kendi kedisi olduğuna inanmadığını belirtti. 23 günün ardından taburcu edilen adamın fizik tedaviye devam ettiği ve boyunluk taktığı bildirildi. Amerikan Ulusal Hava Durumu Servisi, Amerika'nın Güney Kaliforniya bölgesinde yer alan Ölüm Vadisi'nde 54,4 sıcaklık ölçtü. Dünya Meteoroloji Örgütü bunun dünyada ölçülen en yüksek derece olabileceğini düşünüyor. 1913'ten bu yana dünyanın en yüksek sıcaklığı Amerika Birleşik Devletleri'nde ölçüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kaliforniya bölgesinde yer alan Ölüm Vadisi'nde termometreler 54,4 dereceyi gösterdi. Uzmanlar bunun 1913'ten bu yana dünyada ölçülen en yüksek sıcaklık olduğunu duyurdu. Bölgedeki insanlar aşırı sıcağa rağmen vadide fotoğraf çektirdiler, o anı kaydettiler. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre en yüksek sıcaklık yine Ölüm Vadisi'nde 10 Temmuz 1913'te ölçüldü. Dünya rekoru sayılan sıcaklık 56,7 santigrat derece. Bu arada Amerikalı uzmanlar yüksek sıcaklıkların yaklaşık bir hafta devam edeceğini duyurdu. Pandemi süresi uzadıkça eğitim metotları da değişiyor. Yeni metotlardan biri de ilk yerli görüntü konuşma ve uzaktan eğitim platformu Simit. 100 mühendis tarafından yapılan yapay zekaya sahip uygulamada veriler depolanırken kesin güvenlik ve tam bir sınıf ortamı sağlanıyor. İşte ilk yerli ve milli görüntüle eğitim uygulaması Simit. Daha iyi öğrenebilmek için sizi ödevlendiriyorum çocuklar. Metot Box'a girdiğinizde yazım kurallarını tekrar dinleyerek... İlk yerli görüntülü konuşma ve eğitim yazılımı üretildi. Bazı bilgiler çiftlik diyor, çiftlik. Evet, teşekkür ediyorum ve sana bir rozet gönderiyorum buradan. Simit, eğitim odaklı uzaktan görüşme platformu diyoruz. Basit anlatayım, canlı ders. Özel bir kolej, yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital eğitim platformu Simit'i geliştirdi. Uygulama uzaktan eğitim döneminde yerli ve milli işletim programlarıyla yapıldı. Bugünkü dersimizde sizlere fonksiyonlarda uygulamalar dersinden bahsedeceğiz. Önce bir yoklama alalım sırayla. Neyi? Pandeminin daha ilk günlerinden biz zaten bunun kokusunu aldık. Yani bu yabancı menşeili platformlarla bu işin gitmeyeceğini öngördük ve yaklaşık 6 aydır yüze yakın mühendisimiz ve onlara da brief veren öğretmenlerimiz, hocalarımızla bu platformu geliştirdik. Uluslararası görüntülü konuşma programlarının güvenlik sorunu olduğu tartışılırken Simit tam güvenlik hizmeti sunuyor. Ve öğrencilere sunulan sınıf ortamını, öğrenci ve öğretmen bilgilerini kendi hafızasında depoluyor. Doğru ve yanlışlarınıza bakmak istiyorum. Yabancı menşeili uzaktan görüşme platformları özellikle eğitim sektörü için birinci olarak verimli değil, ikinci olarak ise belki de daha önemlisi güvenlik açıkları çok ciddi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi eğitimde önümüzdeki sezon kullanılacak ilk yerli uzaktan eğitim konferans uygulamasına destek verdi. Cumhurbaşkanlığımızın Dijital Dönüşüm Ofisi'nden de çok ciddi destek aldık. TÜBİTAK'la iyi niyet anlaşması yaptık. TÜBİTAK da çok bizleri destekliyor. Öğretmenim ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Mesela basın yanlışı olarak bazen çiğnenmek spor aralıyor. Çünkü Günaydın, saatleri 10 yaptık. Ajans bugünün ikinci saat dilimine hemen başlıyoruz. Günün en sıcak gelişmesiyle, terörle mücadelenin notlarıyla. İçişleri Bakanlığı Bingöl'de Yıldırım Altı Kara Cehennem operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonda 700 personel görev alıyor. Daha fazla detay alalım. Diyarbakır'a gidelim. Muhabir arkadaşım Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Sinan, operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Bir yenisi daha başladı. Nedir detaylar? Terörle mücadele Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere Irak'ın kuzeyinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Aslında kapan ve kıran operasyonları vardı. Ara, bul, yok et operasyonlarıydı bir anlamda. Şimdi ise yıldırım operasyonları. İşte bu operasyonların diğer ismi ise aslında süpürme operasyonları. Çok az sayıda bir PKK'nın olduğu değerlendiriliyor bölgede. Bu anlamda yıldırım operasyonları hayata geçirildi ve genişleyerek devam ediyor. Yıldırım Altı operasyonu İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre başladı. Bingöl'de bu operasyon yürütülüyor. Karacehennem bölgesinde jandarma komando timleri, jandarma, özel harekat, polis özel harekat ve arazi yapısını çok iyi bilen güvenlik korucuları bu operasyona katılıyor. 700 personel ve 47 operasyonel tim Karacehennem bölgesinde. İnsansız hava araçları, silahlı hava araçları, işte bu araçlar, yerli ve milli araçlarımız sürekli operasyon bölgesinde keşif uçuşu gerçekleştiriyorlar. Görüntü topluyorlar. Koordinatlar belirledikten sonra da gerek F-16 gerekse Skorsky helikopterlerle sürekli Karacehennem bölgesindeki PKK mevzileri havaya uçuruyor, bir bir imha ediyor. Aslına baktığımızda üst düzey PKK'lar da bu anlamda etkisiz hale getiriliyor. Gri, mavi, kırmızı kategorideki PKK'lar nokta operasyonlarıyla bir bir etkisiz hale getiriliyor. Yıldırım operasyonları kapsamında şu ana kadar 22 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bunların içerisinde de üst düzey PKK'ların olduğunu söyleyelim. PKK'ların kullanmış olduğu birçok sığınak, barınak vardı. Tam 31 mağara, sığınak, depoda imha edildi. Bu mağaraların içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda patlayıcı maddeler, bombalar, silahlar bu operasyonda ele geçirildi. Yıldırım Altı operasyonu Karacehennem bölgesinde hava destekli olarak devam ediyor. İnan, teşekkürler. Kolay gelsin. Operasyonun detayları böyleydi. Antalya Döşemealtı ilçesinde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi hala müdahale ediyor. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren soğuk hava deposu üretimi yapıldığı öğrenilen bir fabrikada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilmiş durumda. Kentin birçok noktasından da dumanların görüldüğü yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ve her sabah olduğu gibi bu sabah da gazete turumuzu başlatmanın vakti geldi. İlk sayfalarda, manşetlerde hangi başlıklar, hangi haberler yer almış birlikte bakacağız. Sabah gazetesiyle başlayacağız turumuza. Şaibeli ihale zurnacıya kaldı manşetini atmış gazete bu sabah. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin 13 milyon liralık ihalesinde başkanın zurna sanatçısı akrabasına uzanan vurgun skandalının detaylarına yer veriliyor. Beşiktaş Belediyesi araç kiralamak için ihale açtı. İhale açık yöntem yerine davet usulüyle yapıldı. Başkan Rıza Akpolat ihaleyi 12 milyon 980 bin liraya Necati Kendine Gelene ait Unosit firmasına verdi. Firmanın belediyeye verdiği 800 bin liralık teminat mektubu sahte çıktı. MASAK inceleme başlatmış durumda. Savcılığa suç duyurusu yapıldı. Belediyenin içinden bile başkana uyarı gitti. Haberin detaylarını Sabah gazetesinde bulabilirsiniz. Hemen aslında gündemdeki yerini koruyan ve merakla takip edilen o acı haberin yeni bir gelişmesi de var. Duyguda darp izleri bulundu başlığı altında. Gaziantep'te geride bıraktığımız günlerde hatırlayacaksınız, erkek arkadaşının evinin 4. katından düşerek ölen Duygu Delen'in otopsi raporu çıktı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili bilgi veren avukat Akan, ciddi deliller mevcut, tanıklar dinleniyor, ön otopsi raporu çıktı. Şüpheli ifadesinde zaten maktulü darp ettiğini söylüyor. Duygu'nun vücudunda düşmeye bağlı olmayan darp izleri mevcut diyor. Haber detaylarında. Sabah gazetesini noktalandıralım. Maalesef bu üzücü haberin detaylarıyla hemen bir başka gazeteyi de ekranlarınıza taşıyalım. Yazılımcı ordusu manşet. 1 milyon yazılımcı projesine bugüne kadar 658 bin kişi başvururken katılımcıların yaklaşık %30'u kadın. 427 bin kişi eğitimde. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Nisan ayında başlattığı 1 milyon yazılımcı projesinin detaylarına yer verilmiş. 1 milyon istihdam sağlanacak biliyorsunuz. Bu projeyle birlikte başvuruların sayısı 658.545'e ulaşmış. Yine Bakanlıktan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Sevda Mersin bu kullanıcılardan 427.296'sı eğitimlerini alıyor diyor. Gençlere korona darbesi bir başka başlık. 112 ülkeden 12 bin genç katılımcının görüşlerini yansıtan bir rapora yer verilmiş. Küresel salgın gençlere darbe vuruyor. Yalnız işlerini ve istihdam umutlarını yok etmekle kalmıyor. Onların eğitimini de aksatıyor diyor. Bir yazı paylaşılmış yine gazetenin ilk sayfasında. Hemen biraz daha sayfayı kaydırırsak son bir haber daha sizlerle paylaşalım. Pamir Bebek. Hepimiz aslında artık onu tanıyoruz. Bir kez daha biz de bu noktadan seslendirmiş olalım. Pamir Bebek yaşasın diye bir kampanya başlatılmış durumda. Pamir SMA tip 1 hastalığıyla mücadele eden bir bebeğimiz 19 aylık Pamir Pekin'in Macaristan'da gen tedavisi görmesi için ailesi yardım kampanyası başlatmıştı. O kampanya sürüyor. Anne Gözde Pekin duyarlı insanların desteğiyle Pamir'in koşup oynayacağı günlerin geleceğine inanıyoruz diyor. İnşallah Pamir'in iyi haberlerini de bu ekranlardan sizlerle paylaşıyor oluruz diyelim ve bir başka gazeteye daha uzanalım hemen. Son gazetemiz olsun bu saat turumuzda. Yeni Şafak gazetesi geldi ekranlara. Azerbaycan tecrübesi aktarılacak. Libya'ya düzenli ordu manşetiyle çıkmış gazete bu sabah. Libya'da darbeci Hafter'in işgalindeki birçok bölgeyi kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri ikinci adımı atıyor. Türkiye'de eğitim gören 192 Kara Harp Okulu öğrencisiyle Libya ordusunun temeli atılırken askerlerin silah, mühimmat ve diğer tüm teçhizatları da karşılanacak. Genelkurmay 1993'te Azerbaycan tecrübesini Libya'ya aktaracak. Yine Türk askerlerinde o noktadan fotoğraf kareleri de paylaşılmış. Misrata'ya deniz üssü başlığını da hemen seslendirelim. Milli Savunma Bakanı Akar ve Katar Savunma Bakanı El Atiye'nin Libya ziyareti Arap dünyasında büyük yankı uyandırdı. Haberlere göre Türkiye ve Katar Libya hükümetiyle Misrata'ya deniz üssü kurulması konusunda anlaştı diyor gazete ilk sayfada yer verdiği haberiyle birlikte. Şimdi gazete turumuza bir virgül koyalım. İçişleri Bakanlığı'nın bir yayınladığı genelge vardı. 81 il valiliğine Covid-19 tedbirleri denetimleri konulu bir genelge göndermişti. O genelgeye göre bugün Türkiye genelinde yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde Covid denetimi yapılacak. Hemen Ankara'ya uzanalım. Murat Sekban Ankara'da bizi bekleyen isim. Murat kolay gelsin. Başladı mı denetimler? Yaşamın her alanı derken neyi kastediyor o genelge? Seni dinleyelim. Cansın Helvacı, o denetimler an itibariyle başkent Ankara'da da başladı. Başkenti Mülki İdare Amiri Vasip Şahin de o denetimlerde bulunuyor an itibariyle de. Şu anda içeride bir markette, süpermarkette içeride denetimlerini sürdürüyor. Bizler de içeriye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Sosyal mesafe, maske, hijyen ve birçok konuda Ankara Valisi Vasip Şahin denetimlerini sürdürüyor ve market yetkililerini vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılar da bulunuyor. Yine denetimlere Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'ta katılıyorlar. Şu anda yaşamın her alanı demiştik. Marketler, restoranlar, kafeler ve bilimum yaşam alanlarının tamamı, pazar yerleri hepsi tek tek denetleniyor ekipler tarafından ve başkentteki denetimlerde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda başlamış durumda ve Vasip Şahin de şu anda denetimlerde bulunuyor. Ankara'nın Keçiören ilçesinde özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda ekiplere uyarılarda bulunuyor. Şu anda marketin sorumlusunu çağırdı. Bir uyarılarda bulunacak alınması gereken konular, tedbirler konusunda. yerine geç. Geç yerinize geçin. Tabii ki. Şimdi bakın sizden ricamız şu mesafeyi biraz daha açın. Tabii ki. Yani bu mesafe yeterli mesafe değil. Tamam. Yani en az bir buçuk metre. İkincisi bir de kendinize perde oluşturun. Kendinizi korumak için. Tamam. Bu şeffaf perdelerden. Hani o zaten bir ufak penceresi oluyor. Oradan para alışverişi, kart alışverişi yapabilirsiniz ama mutlaka burada sizin bu şeffaf perdelerinizden olması lazım. Tamam. Tamam. Burayı bir eksiklik olarak not aldık. Onu bu sefer ikaz etmiş olalım. İnşallah bir dahaki sefere tamamlarsınız. Bu öncelikle sizin sağlığınız için, ondan sonra da müşterilerinizi ve toplumumuzun sağlığı için çok gerekli olan tedbirler ve basit tedbirler aslında. Sayın Valim, denetimler gün boyu devam edecek her yaşam alanında. Evet. Bilmiyorum. Uyarılarda bulunacaksınız. Burada açıklamayı burada mı yapalım arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Dışarıda mı? Dışarıda yapalım, o zaman konuşuruz. Tamam. Buradan market dışında yine pazar yerlerine ve restoranlara, kafelere geçiyor. Keçiören'de Ankara Valisi Vasip Şahin ve denetimlerde bu bölgede sürüyor. Az önce de markette sosyal mesafe uyarısı yaptı. Mesafenin korunması aynı zamanda kasada da yine sosyal mesafe konusunun yeterli olmadığını belirtti. Bizler de ekranlara yansıttık. Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilde kapsamlı şekilde denetimler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda ve bu denetimlere illerin valileri, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarının da katıldığını belirterek sözü tekrar size bırakalım. Peki Murat, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ankara'da denetimler an itibariyle sürüyor. Valinin de denetimlere katıldığını gördük. Tedbirler kolay. Denetimlerde bizler için bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi siyasetin gündemine döneceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül çıkışı siyasetin yeni tartışma konusu biliyorsunuz. Parti içinden yoğun tepki alan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İYİ Parti'den de karşılık var. Abdullah Gül'ün ortak aday olma ihtimalini değerlendiren İYİ Parti Grup Başkan Vekili Dervişoğlu, İYİ Parti buna kendisi karar verir yorumunu yaptı. İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Mehmet Ali Çelebi, gözümde nokta kadar değeri yok. Barış arkadaş, herkesten oy alacak çatı aday formülü beyhude bir çaba. Dursun Çiçek, kimse Gül'ü CHP seçmenine dayatamaz. Ali Özgündüz, Gül'ün CHP tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilme imkanı yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin kurduğu ve içinde Abdullah Gül geçen cümle partiyi tam anlamıyla karıştırdı. Eski yeni tüm CHP'liler ayaktaydı. Tepkiler son 24 saatte de devam etti. Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, Abdullah Gül'ün olası adaylığını siyasi hata sözleriyle yorumladı. CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı aday olmak yerine CHP dışından AKP treninden inenleri CHP seçmenine bizim adayımız olarak dayatamaz. Bu konuda yapılacak siyasi bir hata, 100 yıllık CHP için en karanlık ihanet olmaz mı? Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir başka isim de Ali Özgündüz. Eski CHP milletvekili Özgündüz'e göre Gül'ün adaylığının imkanı yok. Parti içinden eleştiri bombardımanına tutulan CHP Genel Başkanı'nın Abdullah Gül çıkışı ortağı İYİ Parti ile de aralarını açacak gibi. Gündemimizde olan bir konu değil efendim. Yapay gündemlerle meşgul olmuyoruz İYİ Parti olarak. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu, Abdullah Gül'ün ortak aday gösterilmesine önce gündemimizde yok cevabı verse de ısrarlı sorular üzerine İYİ Parti buna kendisi karar verir dedi. Türkiye'nin gündeminde çok kısa bir takvim içerisinde gerçekleştirilecek bir seçim var ise bu değerlendirmeye açıktır ama İYİ Parti bu tür konuları yetkili organlarında konuştuktan sonra karara bağlar. CHP'nin tepe yönetimi ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin sessizliğini koruyor. CHP sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısında konuya girmemek için soru almamayı tercih etti. Dışişleri Bakanı Mali'de darbe sonucu Cumhurbaşkanı'nın istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Askeri darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa ettiğini açıkladı dedik. Meclis ve hükümeti de feshettiğini duyurdu. İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum dedi. Yaşananları derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz açıklaması yapan Türk Dışişleri Bakanlığı bu zor dönemde dost ve kardeş Mali'nin yanında yer almaya devam edecektir ifadelerine yer verildi. Mali'de iç barış ve güven istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Keita ve tutuklu bulunan diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılmaları ve ülkede anayasal düzene bir an önce geri dönülmesi yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz denilen açıklamada Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve ECOWAS'ın bu amaçla yürüttüğü çabaları destekliyoruz ifadelerine yer verildi. Koronavirüs salgınının dünyaya yayılmaya başladığı Çin'den aşıyla ilgili güzel haberler geldi. Aşının yıl sonuna doğru hazır olacağı duyuruldu. Birazdan. Gaziantep'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4. kattaki evinin penceresinden düşerek öldüğü öne sürülen 17 yaşındaki Duygu Delen'in ön otopsi raporu açıklandı. Delen'in vücudunda düşmeye bağlı darp izi tespit edildi. Bu raporla birlikte daha fazla ayrıntı alacağız. Muhabir arkadaşım Mehmet Sabri Uğurbaş bizi bekliyor. Mehmet Sabri, seni dinleyelim. Evet, 17 yaşındaki Duygu Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent mahallesinde eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'la birlikte girdiği apartmanın 4. katındaki daireden henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetmişti ve bunun üzerine başlatılan soruşturma neticesinde geçtiğimiz gün Duygu'nun avukatı Ömer Faruk Akan ön otopsi raporundan bazı bilgiler açıklamıştı. Bu bilgiler doğrultusunda Duygu'nun vücudunda düşmeye bağlı olmayan darp izlerinin bulunduğu da ifade edilmişti. Elbette ön otopsi raporu bu şekilde açıklandı ancak dosya geniş kapsamlı bir şekilde incelenmeye devam edilecek ve şu anda hazırlanan dosya Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun önüne getirildi. 1. İhtisas Kurulu malum daha önce Aslıbaş, Şule Çet gibi, Rabia Naz Vatan gibi birçok şüpheli intiharın aydınlatılmasında da önemli rol oynamıştı. Bu kez yine Duygu Delen'in soruşturmasının aydınlatılmasında da Adli Tıp Kurumu'nun 8 kurulundan biri olan 1. İhtisas Kurulu yine önemli bir rol üstlenecek. 1. İhtisas Kurulu'nda kardiyoloji, cerrahi, patoloji gibi 10 ayrı alanda uzmanlaşmış bir ekip var. Bu ekibin önüne gelen dosyada neler var ondan bahsedelim. Öncelikle ön otopsi raporu var. Bunun yanı sıra şüphelinin ifadesi, şüpheliden alınan kan ve doku örnekleri, aynı zamanda uyuşturucu ve alkol olup olmadığına yönelik bulgulara bakılacak. Bunun yanı sıra Duygu'nun tırnak diplerindeki bulgular ve Duygu'nun vücudundaki düşmeye ve farklı şekillere, farklı olaylara bağlı darp izlerinin de yine bulunup bulunmadığına dair Duygu'nun otopsi raporu da bu kurulun önüne gelecek. Kamera kayıtları ve krokiler, olay yeri inceleme raporları da yine dosyada yer alacak ve kurul detaylı bir şekilde bu dosyayı inceleyecek. Tekrar ifade edelim, Duygu'nun ön otopsi raporunda düşmeye bağlı olmayan darp izlerinin bulunduğu da ifade edilmişti. Şimdi soruşturmanın aydınlatılması için 1. İhtisas Kurulu dosyayı inceleyecek diyelim, söz tekrar size bırakalım. Peki Mehmet Sabri'ye teşekkür edelim. Elbette incelemeler sonucunda o katile de ulaşılacak, cezasını çekecek. 226 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili önemli bir gelişme var. Tunceli Valiliği tüm aramalara rağmen Gülistan'dan bir ize rastlanmadığı ve çalışmaların sonlandırıldığını açıkladı. Tam 226 gün boyunca arama yapıldı ama Gülistan bulunamadı. Çalışmalara son verildi. Tunceli Muzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak'ta kayboldu. Ekipler o günden bugüne 21 yaşındaki kızı aradı. Son olarak baraj suyu minimum seviyeye düşürüldü. Yapılan arama çalışmalarında 4 kilometre mesafedeki 1320 dönümlü kalan titizlikle arandı ama bir netice alınamadı. Bugüne kadarsa 85 kameradan 900 saat detaylı kamera izleme çalışması yapıldı. Ancak tüm bu çabalara rağmen Gülistan bulunamadı. Tunceli Valiliğinden 5 Ocak 2020'den bu yana yürütülen arama faaliyetlerinin sona erdirildiği bildirildi. İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybettiği sanılan kişinin cinayet sonucu öldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay üzerine farklı noktalarda eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Polis aç kapıyı! Kaza sanıldı ama cinayet çıktı. İstanbul'da motosikletli bir sürücü duvara çarparak hayatını kaybetmişti. Ancak yapılan araştırmalar sonunda işin aslı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının izlenmesi üzerine motosikletli sürücünün alacak verecek meselesi olduğu kişilere ateş ettiği görülüyor. Karşı taraftan da ateş açılması sonucu yaralanan sürücü motosikletiyle kaçmaya çalışıyor. 100 metre ilerleyen yaralı sürücü duvara çarparak hayatını kaybediyor. Yani olayın sanıldığı gibi bir motosiklet kazası değil, cinayet olduğu ortaya çıktı. Olay üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla İstanbul Asayiş ekipleri harekete geçti. Belirlenen noktalara şafak vakti baskın düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler belirlenen adreslere hareket ettiler. Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen bu operasyon için şu anda Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden ekiplerin hareketi başladı. Birazdan belirlenen adreslere ekipler operasyon düzenleyecek. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri İstanbul'da farklı adreslerde operasyon düzenliyor. Operasyon düzenliği adreslerden birisi burası. Hemen arkadan da özel harekat polisleri eşliğinde belirlenen adreslere operasyon düzenleniyor ve ekipler bu adreslerden içeriye giriş yapacaklar. İstanbul'da farklı adreslerde şu an için operasyon düzenleniyor. Tabii biz de sitenin dışındaki bir noktadan şu an ekiplerin içeriye girişini takip ediyoruz. İstanbul'da farklı adreslerde şu an itibariyle Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin operasyonu farklı adreslerde şu an itibariyle devam ediyor. Yapılan baskında 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İzmir'in Buca ilçesinde bisikletiyle yola fırlayan çocuk ölümden döndü. Yürekleri ağza getiren anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıyor. İzmir Buca'da küçük bir çocuk sokak arasında bisiklet sürerken bir anda ana yola fırlıyor. O esnada yoldan geçen aracın altında kalmaktan da son anda kurtuldu. Araca çarpan çocuk yola savruldu. Neyse ki ufak sıyrıklarla ölümden döndü. Güvenlik kameralarına yansıyan anlar yürekleri ağza getirdi. Bursa Osman Gazi'de temizlik görevlisi olarak çalışan Habib Çaylı ağacın altındaki poşette 110.000 lira buldu. Bir an bile düşünmeden karakolun yolunu tutan Çaylı parayı polise götürdü. Yerde bulduğu 110.000 lirayı polise teslim etti. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Habib Çaylı çöp konteynerinin yakınında bir poşet fark etti. Poşeti açtığında içindeki paraları gören 57 yaşındaki Çaylı amirine haber verdi. Yolları süpürgüne kaldırımın kenarında buldum. İlk defa çavuşumu çağırdım. Bundan sonra çavuşumu çağırdıktan sonra parayı çavuşumla beraber karakola geldik. Karakolda teslim ettik. Habib Çaylı'nın bu örnek davranışı takdir topladı. Yani biz helal para peşindeyiz. Yani biz parayı kattığı sürece cebimize koyamayız. Borcum olmasına şeyine bari şey yaptık yani parayı verdik. Polis paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Üniversitelerin açılacağı tarihin duyurulmasının ardından gözler yurtlarda kalacak öğrenciler için alınması planlanan koronavirüs tedbirlerindeydi. İşte o tedbirler belli oldu. Buna göre yurtlarda maskesiz dolaşılamayacak. Aileler yurtlara çocuklarını ziyareti için gidemeyecekler. Yemekhane masalarında ortak kullanılan ürünler de kaldırılacak. Tuz ve baharatlıklarda tek kullanımlık olacak. Elbette daha fazla detay var. Birlikte bakalım. Üniversiteler 1 Ekim'den sonra açılacak. Öğrenci yurtlarında alınacak tedbirler belli oldu. Buna göre bilim kurulu üyelerinin de tavsiyesiyle yurtlarda kalacak kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Odalardaki yatakların sayısı azaltılacak, ranza sistemi kaldırılacak. Yurtlarda maskesiz dolaşmaya kesinlikle izin verilmeyecek. Ortak kullanım alanlarında fiziki mesafe kuralına dikkat edilecek. Ortamların sık sık havalandırılması sağlanacak. Öğrencilerle personelin yurda giriş çıkış gün ve saatleri kaydedilecek. Yurdun girişinde ateş ölçümü yapılacak. Kurye, kargo görevlisi gibi kişilerin alınmayacağı yurtlara misafir de kabul edilmeyecek. Odalarda kalan öğrenci sayısına göre yeterli tuvalet ve banyo sağlanmaya çalışılacak. Yemekhaneler fiziki mesafeye uygun hale getirilecek. Gerekli durumlarda yemek saatleri uzatılarak mesafe korunacak. Yemek servisinde bütün araç gereçler her kullanım sonrasında bulaşık makinesinde en az 60 derecede yıkanacak. Ortak kullanımda bulunan zeytinyağı, limon sosu, tuz, nar ekşisi gibi ürünler kaldırılacak. Tuz ve baharatlıklar tek kullanımlık şeklinde verilecek. Yurt içinde yer alan kantin ve kafeteryalara alınacak kişi sayısı, çalışanlar ve öğrenciler dahil 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde hesaplanacak. Açık ürünlerin paketlenerek satılması, öğrencilerin bu ürünlere dokunması engellenecek. Ankara koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artan illerimizden biri maalesef. Daha dün Ankara Valiliği 9 maddelik bir tedbir listesi yayımladı. Onlardan biri de mahalle denetim ekiplerinin kurulacak olmasıydı. Valiliğin genelgesi üzerinden 24 saat geçmeden ekipler kuruldu. Arkadaşlarımız da onlarla hem sokakta hem de karantinada kalması gereken vatandaşların evine giderek tedbirlere uyuluyor mu sorusuna yanıt aradı. Başkentli vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine gereken önemi göstermeyince devreye valilik girdi. İl genelinde başta 65 yaş ve üstü vatandaşlar olmak üzere 9 yeni tedbir yayınlandı. Genelgeyle birlikte aralarında kolluk birimleri, okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri gibi toplumun pek çok kesiminden temsilcinin bulunduğu mahalle denetim ekipleri kuruldu, sahaya indi. Uygulamalarda vatandaşların en çok maske kullanımında hatalı davranışlarda bulunduğu görüldü. Az önce uzaktan gördük. Yüzünüzde maskeniz yoktu, bu yüzden geldik. Simit yiyordum. Ama çok yakınınızda hiç tanımadığınız bir kişi vardı. Şurada benim bulunduğum yerde bekliyordu. Maske var yüzünüzde. Ancak maske hemen yanına bakalım, boşluk var. Şu kısımda yüzünüze oturmamış. Maskeyi yanlış mı takmışsınız? Herhalde, bilmiyorum yani. Ekipler pozitif vakalı kişilerle temasta bulundukları gerekçesiyle evde karantinada kalması gereken vatandaşları da hanelerinde ziyaret ediyor. Evde karantinaya mı alındınız? Evde karantinaya alındım. Test yapıldı mı size? Test yapıldı ama sonucu daha çıkmadı. Herhangi bir semptom göstermiyorum ama tabii karantina altındayım. Kaç gün daha evde olacaksınız? 14 günü tamamlayacağız. Bundan sonra denetimler her yerde olacak.